Peki, ister spiritüel taraftan bakalım, ister tasavvuf tarafından bakalım. Allah'a ulaşmak isteyen ve bunu Kur'an-ı Kerim üzerinden yapmak isteyen, yani tamamen Müslümanlık üzerinden yapmak isteyen bir insanın tamamen olayı kavrayabilmesi için illa bir mürşitle bir ilerlemesi gerekir. Yani bir yol gösteren olmalıdır dediniz ya. Yani insan aklı bunu tek başına yapamayacak bir düzeyde midir sizce? Doğru Yani anlayabilmek. şöyle, yani bir berberliği bile bir ustadan öğreniyorsunuz. Bu kötü bir şey değil. Yani bir Yok, mürşide kötü bağlanmak, anlamında sormadım. bir mürşide bağlanmak demek bir mürşide tapmak demek değildir. Mürşit dediğimiz şeyi de bir kenara koyun. Bir yola girmektir aslında. Felsefe bir yoldur, matematik bir yoldur, fizik bir yoldur. O ustaya bağlanmaktır. Hangi konuda ustalaşmak istiyorsanız siz, o ustanın istişaresiyle giderseniz sizin için faydalıdır. Bazı kişiler için böyledir. Bazı kişiler için öyle değildir mesela. Bazı kişiler kendi aklıyla da kendi şeyiyle de onun da mutlaka derler manada bir rehberi vardır. Yani rehbersiz, akılsız ve akıl akıldan üstündür ve akıl akılla parlar. O zaman bu bizim için bir konfordur, bu bizim için bir lükstür. Yani buradan beri durmak, aman işte bu mürşitler veya işte bu hocalar, bu üstatlar filan istişare ediyoruz aslında sadece. Gelişim. Ama kitaplardan değil, kitaplardan bir noktada. Çünkü kitaplar hani notalar dan çalarsın. Ama bir ustanın yanında o udu aldığında, Yurdal Tokcan'dan mesela şey yaptığında o zaman denklem değişir yani. Mesela ut konusunda Yurdal Tokcan bir mürşittir yani. Mürşit o işi gerçekleştirmiş, kendisini de kemale getirmiş bir virtüözdür aslında. Mürşit dedim bir virtüözdür yani. Hazreti Mevlana artık görmüş geçmiş. Bu da aynı şekilde. Yani bunların anlayışına yaklaşım sağlamak ve birçok yol var. Allah'a giden yollar nefesler sayısınca. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayet var. Ama temel olarak 12 tane yoldan bahsedilir. İşte Musa asasıyla taşa vurdu, 12 pınar fışkırdı. Beynimizdeki 12 lob filan derler. İşte 7 nefis, 5 alem mertebesi diye sistemleştirilir yani bunlar. Siz hangi meslektesiniz, hangi meşreptesiniz, hangi esmadasınız derken hangi niteliktesiniz, Rabbiniz ne? Varoluşunuza bırakılmış olan o tohum ne, deha ne? Onu inkişaf ettirmek. Kimisinde kelam üzerinedir, kimisinde sanat üzerinedir, kimisinde başka bir şey üzerinedir. Kendini bilmek, kendindeki ana baskın, istidat ve donanımları bilmek ve bu noktada bir ustayla birlikte yol almak anlamında söylüyorum bunu. Veya bu anlamda söyleniyor bilgelik yolunda. Evet. Şimdi efendim, İfade biraz da edebiliyorum. Oluyor değil mi? efendim, Anlaşılıyor. gayet net ve Evet. gayet güzel anlatıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyilik, kötülük ve adalet konusunda da fikirlerinizi sormak isterim. Yani şöyle ki, kim iyi, kim kötü? Çünkü aslında bizim hayatımıza girip bize kötülük yapanlar, hani en büyük öğretmenlerimizdir deriz ya, Evet. bizi büyüten, geliştiren olaylar aslında. Her şey püri pak, lay lay lom olsa hayatta belki o ileri adımları atamayacağız. Siz de burada kitapta diyorsunuz ki gerçek iyiler mutluluk ve mutsuzluk oyunundan çıkıp özle barışanlardır. Hem bu bilginin ışığında hem de iyi olmakla kötü olmak ve aynı zamanda iyi olmakla adil olmak arasındaki farkı, Evet. bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şöyle bir uzak doğulu üstad var, şöyle bir şey söylüyor. İyi insanların gücü olmadığı için iyidir. Kötülerin de gücü olduğu için kötüdür. Fakat bilinçli insan ne iyidir ne de kötüdür. Yerine göre hareket eder. Hazreti Hızır zahiren baksak kötülük yapmış gibidir ama derin bir bilinç vardır orada Evet, o aslında. hikaye muhteşem bir hikayedir. Yani hayır bildiğiniz şeylerde şer, şer bildiğiniz şeylerde hayırlar olabilir. Siz bilemezsiniz, Allah bilir. Biz aşağı düzlemden baktığımızda bataklık kötüdür. Hastalıklar kötüdür. Savaşlar kötüdür. Ama yukarı düzlemden baktığımızda o kadar çok açılımları vardır ki bunların. Yani kartalları serçelerin üzerine musallat eder, o serçelerin istidadı gelişir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu sistemin kurucusunun,
yaratıcısının bizim dualarımızı kabul etmesi de dualarımızı kabul etmesidir. Dualarımızı kabul etmemesi de kabul etmesidir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Yani belki... her halükarda sistem senin menfaatine çalışıyor. Cehennem dahi lüzumsuz değil. En azından bir laboratuvar, bir arınma merkezi. Yani zaten her istediğimizi Allah doğru kabul etse herhalde başımıza kim bilir neler gelecek değil yani. Mi? Sonradan Allah'ım iyi ki olmamış, ne kadar saçma bir şey istemişim meğer diye dövündüğümüz çok olay vardır hepimizin. Aynen. Yani sizin var mıdır bilmiyorum hocam ama genelde öyle oluyor. Şey de derler şöyle, yani o hastalık ve sağlık. Hastalık dediğimiz şey negatif bir durumdur. Sağlık dediğimiz şey ise negatif pozitif bir durumdur. Neden? Sağlığı, yani hastalığın olmamasına sağlık deriz. Değil mi? Hastalık olmadığı zaman sağlıklıyız. Sağlık. Hastalık kötü bir şeydir. Hepimiz sağlıklı olmak isteriz. Değil. Üçgenin tam tepesinde şifa denen bir nokta vardır. Hastalık, sağlık tepe noktadır esas bizim için kritik olan. Şifa. Şifa bazen o hastalık aracılığıyla gelir sana. Şifa bazen o sağlıkla gelir. Fakirlik kötüdür, zenginlik iyidir. Ama bazen fakirlikle gelir bilinç, imtihan, bazen zenginlikle gelir. Mesela bir üstad onu çok güzel ifade ediyor. Tutsak insanlar vardı, tamamıyla katı, kare şeklinde insanlar, çerçevesi belli olan insanlar. Bunların tam zıttı olan hippiler çıktı. Onlar da yuvarlak insanlar. Kareler ve yuvarlaklar. Fakat üçgenin tepesinde üçgen olan insanlar var ki onlar ne karedir ne de ovaldir. Yani bir şeye karşı bir şey yaptığınızda, bir şeye karşı bir tepki gösterdiğinizde tepki gösterdiğiniz kutbun tuzağına düşersiniz. Hippiler başarısız oldu. Tutsak insanların karşısına geçti. Kişi ne tutsak olmalı ne de tutsaklığın karşısında hippie olmalı, kişi bilinçli olmalı. Evet. Yani kesinlikle. Tevazu sahibi insanlar var, bir de kibirli insanlar var. Tevazu sahibi bir insana deseniz ki boyunuz 1.80'miş, size der ki estağfurullah efendim biz kim, 1.80 olmak kim, biz fakir niye 1.80 olalım filan. Misal. Kibirli insana deseniz boyunuz 1.80, evet boyum şöyle böyle, ben şuyum ben buyum. Ama kendi olan, yani kendiyle barışık derken aslında konusu ne kibir ne de tevazu olan, basitçe kendi olan bir insan, ya evet 1.80 ise 1.80, yani bunda şey yok. Evet burada bataklık da haktır, lotus da haktır. Önemli olan o mertebede o hakkı adaletle, Hazreti Mevlana der ki adalet her su emen kökü sulamak değildir. Adalet zararlı ota su vermemektir. Dengedir. İhtinas sıratel müstakimdir. Dozdur, orandır, harmoniktir. Yani her doğru her yerde söylenmediği gibi her doğruyu söylemek de bizim haddimize değil. Yani denge dediğimiz şey o mertebenin hakkını ve hukukunu gözetmektir. Hani Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya veya bebeğe kebap yedirmiyoruz. Onun hakkı süt ve bütün ayetleri yaşayacaksın diye bir şey yok. Belli ayetleri belki yaşayabilirsin ama kabul edebilirsin. Yani onları kabul et. Ama hepsini yaşayacaksın diye bir şey yok. Yani varlığı kabul edersin ama çapın ölçüsünde yaşarsın. O denge, zehir ve panzehir arasındaki fark nedir? Orandır. İşte o oranda bazen zehir bize şifa olur. Bazen panzehir bize zehir olabilir, yani bilemeyiz. İşte bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Geçtiğimiz günlerde ya bir programda seyrettim. Hatta kendi programımda bir konuk da söylemiş. Artık o kadar çok programlar ve şeyler okumaktan karıştı ama şöyle bir cümle çıktı bir kişinin ağzından. Dedi ki aslında herkes kötüdür, iyilik kibirdir dedi. Yani iyi olmak aslında kibirdir dedi. Kimse o kadar iyi değildir dedi çünkü. Buna katılıyor musunuz? Yani iyilik kibir olabilir. Yani iyilik kötülük olarak hani işte gökyüzü ve yeryüzü, kadın ve erkek, cennet ve cehennem, ying ve yang. Yani bir tanesini tutuyoruz, öbürünü şey. Halbuki bunların bir dinamik denge olduğunu, bir harmonik olduğunu. Do notası iyidir, re notası kötüdür. Allah onun cezasını versin filan. Yani yerine göre, şimdi savaş var.
savaş var. Öldürecekler seni. İyi bir şey değil öldürmek ama savaş durumunda bu gerekiyor. Şehit oluyorsunuz. Evet. Yani iyilik, kötülük derken bence fazla şey yapmamak lazım. Nefes almak iyi midir, kötü müdür? Bazen nefese tutmak iyidir. Mesela bazı nefes çalışmalarında nefesi tutuyoruz. O şeyi, oksijen şeyini artırıyoruz mesela. Kasları sıkmak iyi midir, kötü müdür? Bazen kasman gerekir gevşemek için. Sürekli gevşersen olmaz. Sürekli kasılırsan da olmaz. Bu kötülük iyilik olarak değil. Bilinçlilik ve bilinçsizlik. Tek bir kötülük vardır. Bilinçsizliktir. Yerinde hareket etmemektir. Adil olmamaktır. Denge üzere olmamaktır. Tek bir kötülük vardır, bilinçsizliktir. Tek bir günah vardır, kişinin uykuda olmasıdır. Tek bir günah vardır, o da kişinin tek taraflı olmasıdır. Tek boyutlu olmasıdır. Güneşin sadece tek bir rengi vardır, o da kırmızı. Yeşilin, mavinin hakkı yoktur. İşte tevhid dediğimiz şey, o renkleri birbiri içerisinde, harmonisinde görerek bunun için güneşi bilmek lazım. Çünkü doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah'tır. Ama şerre bizim meyletmemizi istemez, hayra meyletmemizi ister. Fakat bazen öyle şer gibi görünen şeyler vardır ki onlar bizim için hayırdır. Onun Allah katındaki noktasını, yani bütünsel noktasını eğer idrak edebilirsek, biz iyilik ve kötülük dediğimiz bu iki kutuptan çıkarız. O zaman bilinçliliğin, yani farkındalığın, yani Allah'ın sistemi üzere işlemenin, onun yasalarına göre işlemenin, ki onun yasaları çok açık ve net bir şekilde belirlidir. Yani Allah'ın sisteminde cevapsız hiçbir şey kalmamış. 1400 yıllık bu tarih ki hepsini cevaplamış. Muhittin Arabiler, Mevlana'lar, bu sistemler devlet kurmuş. Bu sistemler insanları şey yapmış. Yani neler neler yapmışız. Sanatından tutun bilimine kadar. Farabilere, İbn-i Sina'lara kadar. Yani astronomiye kadar neler neler, ne sistemler kurulmuş. Yani tutup da yeni gelmiş işte oradan Amerika'nın pazarladığı sistemlerle elimizdekilerin ne olduğunun maalesef tabii ki oradan gelenlerle hep bakıyoruz ama oradan gelenler de çok sağlıklı değil. Yani bugün Netflix dediğim bu illüzyon dünya, İllüzyon dünya. Yani o filmlerde olan şeyleri bazen o kadar gerçek zannediyoruz ki. O kadar özdeşleşiyoruz ki. Kanımızdaki demir düştüğü için artık evet diyoruz, öyle, öyle. Histerikler başlıyor. Ve bu beynimiz o kadar tehlikeli bir organdır ki. O kadar tehlikeli bir organ. Beyninize güvenmeyin. Aklınızı gerçekten doğru bir akla emanet edip bu da ancak ve ancak Allah'ın indirdiği sistemdeki Kur'an'ın aklıdır. Kadim akıldır. Yani bunu Platon'dan tutun Eflatun'a kadar, oradan Sokrates'e kadar. Bunların hepsi aslında tevhidi anlatıyor. Bu insanlar da tevhidi anlatıyor. Tevhidi anlatmayan yok. Birliği anlatmayan yok.